şimdiye kadar her nedense göremediğimiz çalışmalar gerekçe gösterilerek mezunlar günümüze izin verilmedi. Bu kilidi, anahtarı bizde kalmak kaydıyla buraya bırakıyoruz. Yapacağımız ilk mezunlar günü kilit açma töreniyle başlayacağını buradan herkese duyuruyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, okul yönetiminin kendilerine mezunlar günü için izin vermemesini bu açıklamayla protesto ettikten sonra Instagram üzerinden yaptıkları yayında Güney Kampüs'te herhangi bir çalışma olmadığını mezunlarla paylaştı. Rektörlük izin vermeyince Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda yapılan mezunlar buluşmasına 2000'den fazla kişi katıldı. Ders verilmesi engellenen birçok part-time veya emekli hocamız oldu. Öğrenci kulüpleri kapatılıyor, sansürleniyor. Öğrencilere çok ciddi baskılar yapılıyor, disiplin soruşturmaları açılıyor anlamsız bir şekilde, daha önce hiç karşılaşmadıkları şekilde. Bu yıkımı durdurmak için bizler ve sizler aslında başından beri uğraşıyoruz. Bunun içinde işte akademik nöbetlerimiz var, hukuk alanında ciddi mücadele veriyoruz üniversiteye yapılan her şeye karşı. Temelde kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyoruz ama tabii ki de hasarlar olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buluşmaya katılarak Boğaziçi'li hocalarla dayanışma gösterdi. 3 aylığına okuldan uzaklaştırılan Ekonomi Bölüm Başkanı Ünal Zenginobuz, özellikle üniversite talebinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Boğaziçi herkesin kendi sesini bulduğu özgür bir ortamdır. Bilim yapılan, öğrencilerin hayata hazırlandığı bir vahadır. Bu devam edecek. Bunu ortadan kaldırmaya güçleri yetmeyecek. Ve mezunlarımızı burada bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. Bir aradayız, bizi daha çok bir araya getirdi. Çok daha iyi bir üniversite olacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Bizim canlanmamıza fayda sağlamış oluyor bütün bu zorluklar. Haklıyız. Ve bu haklı olmanın verdiği güçle de mücadele ediyoruz. Özgür olmak insanoğlu için çok önemli bir şey. Özgürlük peşinde olanlar da her zaman özgürlükleri yok etmeye çalışanlara karşı mücadele edecekler ve nihayetinde de kazanacaklardır. Tarih bize bunu gösteriyor.